Merhaba arkadaşlar, Siemens NX Cam ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Parçamızı bu şekilde modelledik arkadaşlar. Biz bir parçayı modellerken her zaman bir referans koordinat sistemimiz var arkadaşlar. Referans koordinat sistemine göre biz ne yapıyoruz? Parçamızı modelliyoruz. Bu parçada da baktığımızda bakın şu kısımda bir referans koordinat sistemimiz var. Hatta bunun üzerine çift tıklarsanız koordinat sistem properties yani koordinat sisteminin özellikleriyle ilgili pencereyi açabilirsiniz. Şimdi modelleme işleminden sonra application kısmından manufacturing'e geçtiğimizi ifade etmiştik. CAM genel operasyonları ve turning'i yani tornalama yapacağımız için turning'i seçtiğimizi ifade etmiştik. Bu kısımdan sonra arkadaşlar bakın şurada unsur ağacı bölümünde sağ tık yaptığınızda Program Order View'a geliyor ilk olarak. Biz bunu Geometry View olarak çeviriyoruz. Geometry View'a geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada Operation Navigator içerisindeyiz. Yukarıda ise arkadaşlar şöyle üzerine geldiğinizde bilgilendirmek penceresi açılacaktır. Geometry View'dayız. Bunu neden gösteriyorum? Bazen arkadaşlar işte hocam bizde burada unsur ağacında sizdeki kısımlar gözükmüyor diyor. Farklı yerlerde olabiliyoruz. O yüzden doğru yerde olduğumuzu lütfen siz de kontrol edin. Şimdi bu kısma baktığımızda Manufacturing Coordinate System Spindle otomatik olarak geldi. Workpiece'imiz şu an geldi. Ve Turning Workpiece olarak ismi altında bunun altında yer alıyor arkadaşlar. Biz bu kısımda bakın şurada ZM, YM ve XM olarak yeni bir koordinat sistemi geldi. Z-Motion, Y-Motion, X-Motion yani makine koordinat sistemleri. Sonuçta biz burada ne yapıyoruz? Aynı frezelemedeki bir sıfır noktasına göre nihai parçamızı takım yollarını çıkartarak işleyeceğiz arkadaşlar. G kodlarını oluşturacak yazılım bu noktada. Bizim burada makinenin sıfır noktasını öncelikle bir ayarlamamız gerekiyor. Tabii ki dolu kütük tanımlamasında orada çeşitli offsetler yapabiliriz. Ona göre de ondan sonra makine sıfırını tanımlayarak operasyonlarımızı yapabiliriz. Şimdi buradaki koordinat sisteminin üzerine geldiğinizde mesela şöyle yaklaşın. Hatta şöyle biraz çevirelim. Şöyle geldiğimizde şu şekilde. Bakın şöyle Z'nin üzerine gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz daha şu şekilde yaklaşalım. Evet. Şu şekilde çift tıkladığımızda. Yakaladığımızda highlight olduğunda burada datum koordinat sistem kısmı aktif. Yani biz koordinat sistemlerini veya diğer kısımdaki operasyonlarda koordinat sisteminin yerini değiştirmek istiyorsak bunları aktif etmemiz gerekiyor. Önceki CAD model kısımlarında tasarımlarda koordinat sistemi nasıl ayarlanır bunları anlattık. Tekrar burada anlatmayacağız. Daha sonra veya burada MSC Spindle diyor bakın. Manufacturing Koordinat Sistem. Şimdi buna çift tıkladığımda açılan kısımda MSC Spindle yazıyor. Yukarıda doğru yerde olup olmadığınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Biz burada ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bakın yaklaşın oklara şu şekilde değişiyor. Bunu ne yapabiliriz? Veya Z'de tuttum bakın yukarı veya eksenini ne yaptım çevirdim. İstediğimiz gibi konumlayabiliyoruz. Neresini makinenin sıfırı olarak tanımlamak istiyoruz? Yapacağımız ilk operasyonlarından bir tanesi bunu tanımlamak olacak. Hatta frezelemede de bunu göstermiştik hatırlarsanız. Şu kısımda koordinat sistem diyalog bölümüne bastığımızda arkadaşlar burada konumlandırmayla ilgili işte dynamic seçeneği var. İstediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Veya bir yüzeyin biz bunu tam ortasına konumlandırmak istiyorsak invert kısmını seçiyorduk arkadaşlar. Ben şu face'e bunu konumlamak istiyorum. Bakın seçtiğimde direkt olarak ne yaptı? Buraya konumladı. Okey dedim arkadaşlar. Ve buradan da okey dedikten sonra bakın makine sıfır koordinat sistemimin buraya geldiğini görüyorum. Tabi bunları x'leri, z'leri vesaireleri, doğrultuları, rotasyonları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bu gibi operasyonları yapabilirsiniz. Bir de şöyle şunu da hatırlatalım. Frezelemede aslında bunu yaptık diye hatırlıyorum ama hazır bir model gelebilir elinize. Hazır bir model gelebilir. Bununla ilgili kısımlar yani manufacturing coordinate system, spindle, workpiece vesaire tanımlı olmayabilir arkadaşlar. Bunu biz nereden tanımlayabiliyoruz bir de? Create geometry var bakın. Create geometry kısmında geometry subtype altında ilk bölümümüz MSC spindle. Şu an MSC spindle olduğu için -1 olarak alt -1 olarak isimlendirmiş bunu. Apply dediğinizde buradan da yine bir atama yapabiliyoruz. Veya cancel diyelim. Buna da cancel diyorum arkadaşlar. Şunları seçiyorum bakın. Şunların hiç olmadığını varsayalım. Sağ tıkladım, bunları sildim, delete ettim. Hiçbir şey yok şu an.
Ne yapacağız burada? Bunları tekrardan oluşturacağız. Nereden? Create Geometry kısmından oluşturacağız. İlk önce işte ne yapacağız? MSC Spindle oluşturacağız bir tane. Bunun şu alt tiresini siliyorum. Apply diyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu nereye oluşturmak istiyorum? İşte yine aynı yere oluşturmak istiyorum. Tıkladım şuraya. Buradan sonra dinamik değil infrared dedim. Şu face'i seçtim arkadaşlar. Oraya konumladı tam ortasına. Okey dedim. Okey dedim. İşlemimi tamamladım. Buna kısmı da şu kısma pardon cancel diyorum. İkinci bir tane oluşturmasın. Baktığımızda ne yaptık? Bakın MSC spindle altında workpiece ve turning workpiece olarak tekrar geldi. Yani dışarıdan bir geometri import ederseniz bu yine manufacturing koordinat sistemini nereden oluşturacaksınız? Tabii ki gelip create geometri kısmından oluşturacaksınız. Yine bakın burada workpiece oluşturma, yine turning workpiece oluşturma, yine turning part ve burada yine biz mesela kütük tanımlaması vesaire yapacağız. Bunun gibi operasyonları da adım adım yaparak ne yapacağız? Yörüngeleri çıkartmak için gerekli olan altyapıları ilk etapta program içerisinde kurguluyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.